bu millet ölmeyecekse bu Fatih dirilecektir. Ne güzel demiş Necip Fazıl. Evet, bekliyoruz seni. Yüreğimiz heyecanla çarpıyor. İstanbul fethedilirken o ordu ne istediyse biz de Roma'ya senle yürümek istiyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Görüş Lideri, Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Beyefendi, kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Cenab-ı Allah bu Ramazan'ı, bu bayramı
milletimizin, İslam aleminin, ezilenlerin, gariplerin, mazlumların, sömürülenlerin kurtuluşuna vesile kılsın. Bundan sonraki bayramlarda İslam birliğinin kurulmuş olduğu, adil bir dünyanın kurulmuş olduğu gerçek bayramları yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Elbette ki her zaman olduğu gibi bugün de bizleri şuurlandıran, bizlere İslam'ın asıl olarak bütün insanlığın dünyada ve ahirette selamete ermesi için çalışmak olan, canla başla çalışmak olan cihat dini olduğunu öğreten, hatırlatan, bu cihat ibadetini bütün insanlığın dünyada ve ahirette kurtuluşu için çalışmak demek olan bu cihat ibadetini yaparken dünya siyonizmiyle mücadele etmemiz gerektiğini, bu sebeple de dünya siyonizminin kimyasal özelliklerini, fiziksel özelliklerini, yani zihniyetini, inancını, armentüsünü ve bununla birlikte fiziksel özellikleri, yani organizasyon şeması, çalışma prensipleri, çalışma usulleri, bunları da bizlere öğreterek görevini tam manasıyla yapan merhum liderimiz, büyük dava adamı, büyük mücahit Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah onu cennetinde en yüksek makamlara ulaştırsın. Bizleri ona layık evlatlar ve layık dava erleri eylesin inşallah. Elbette ki burada adını zikredemediğimiz Erbakan hocamızla birlikte yıllar boyu bu davanın şanlı sancağını taşıyan, ailede intikal etmiş olan, daha bizler hayatta değilken veyahut da daha küçük bir çocukken Erbakan hocamızla omuz omuza bu mücadeleyi verip ailede intikal eden bütün geçmişlerimize, dava büyüklerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah onları Bedir ashabıyla birlikte haşreylesin. Cenab-ı Allah onları mücahitlerin piri ve şeyhi Hazreti Hamza radıyallahu anh ile haşreylesin. Onları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Ve bizleri de kendileriyle inşallah cennetinde buluştursun. Çok değerli İstanbullular, değerli milli görüşçüler, bugün iftarımızın iki önemli manası var. Bir tanesi Ramazan ayının mübarek bir iftarı olması, diğeri de 29 Mayıs gününde bu iftarı yapıyor olmak. 29 Mayıs fethin, dünyanın başşehri İstanbul'umuzun fethinin 566. yıl dönümünde bu iftarı İstanbul'umuzda yapmaktan dolayı da ayrıca büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Fethin 566. yıl dönümü hayırlı ve mübarek olsun. İstanbul'u fethederek bütün İslam alemine armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin üç temel özelliğini burada zikretmekte fayda görüyorum. Fethin 566. yıl dönümü hayırlı ve mübarek olsun ama o fethi gerçekleştiren iradenin o sonuca ulaşabilmesinde katkı sağlayan, o sonuca ulaşmasında en büyük etken olan üç tane temel özellik. Birinci özellik iman ve şuur özelliği. Ne demek bu? Sultan Fatih daha çocuk yaşlarından itibaren hayatının ideali, hayatının ana hedefi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hadisi şerifinde zikredilen insan olmak, kumandan olmak. Bütün hayatını bu hedefe adamış. O hadisi şerifi ilk gördüğü andan itibaren adeta vurulmuş. Demiş ki burada zikredilen insan ben olmalıyım. Bu iman, bu şuur ve bu aşkı örnek almamız ve uygulamamız gerek. İkincisi ne? Vazgeçmeyen Sultan Fatih.
Aynen Erbakan hocamıza vazgeçmeyen lider Erbakan ismiyle bir kitap hazırladığımız gibi Cennet Bekar Sultan Fatih vazgeçmeyen kumandan. Neden? Efendim İstanbul'u fethetmek için biz planlarımızı gemilerimizle Haliç'e girmek üzerine yapmıştık. Oysa ki Bizanslılar Haliç'in ağzını kapatmışlar. Ve hayırlısı olsun, Allah affetsin. Elimizden bu kadar geldi. Gemileri Haliç'e sokamayacağımıza göre bu fethi yapamayız deyip gerisin geriye dönmemek. İstanbul'u fethetmek için Karadeniz'den Bizans'a gelecek desteğin engellenmesi lazım. Onun için Rumeli Hisarı'nın inşa edilmesi lazım. E ne yapalım? Rumeli Hisarı bu devrin imkanlarıyla inşa edilmesi 3 sene sürer. Öyleyse zaten yetiştiremeyiz. Hayırlısı olsun. Demek ki nasip değilmiş deyip geri dönmedi. Yani ne yaptı? 3 senede inşa edilecek Rumeli Hisarı'nı 3 aylık sürede inşa etti. Bizanslılar Haliç'in ağzına zincir geldiyse öyleyse ben de 70 parça gemiyi bir gecede karadan yürütür Haliç'e indiririm. Yine de bu fethi gerçekleştirir dedi. Ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u alacağım kararlılığını gösterdi. Peygamberimizin öyküsüne mazhar oldu ve insanlık tarihine adını altın harflerle yazdı. Üçüncü örnek almamız ve mutlaka uygulamamız gereken özelliği ne Sultan Fatih'in? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğümüz, bütün mübarek zatlarda gördüğümüz ve en son dönemde Erbakan hocamızda da gördüğümüz bir özellik nedir o? Kendisine kötülük yapana dahi iyilikle mukabele etme özelliği. Bu peygamber ahlakının bir örneğidir. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Oraya muzaffer bir kumandan olarak girdi. O zaman girdiği anda şunu söylemedi. Getirin bakalım şimdi şu Bizanslılar. Siz biraz önce bizim başımıza şu surlardan kaynar sular döküyordunuz. Kızgın yağlar döküyordunuz değil mi? Öyleyse ben de şimdi sizi o kızgın yağ kazanlarında kızartacağım dedi. Aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettikten sonra bütün Mekkelileri sorgusuz sualsiz, mahkemesiz, tazminatsız affetmesi gibi Sultan Fatih dedi ki bütün Bizanslılar, bütün İstanbul halkı dinini, inancını yaşamakta serbest. Hiç kimseye baskı yapılmayacak, kimsenin burnu kanamayacak, hiç kimseye haksızlık yapılmayacak dedi. İşte peygamberi, sevgililer sevgilisini tam manasıyla örnek alan, o sevgililer sevgilisinin övgüsüne mazhar olma şerefine nail olan Sultan Fatih'in o büyük ahlakı, o müstesna karakteri. En ufak bir intikam istiyor. Cenab-ı Allah bize de anlattığımız gibi hayatımızda uygulamayı da nasip etsin. Bunları anlatmak kolaydır ama dinlemek de kolaydır ama bunları uygulamak, peygamber ahlakını örnek alabilmek her babayı inancı değildir. Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Cenab-ı Allah İstanbul'u fetheden, bütün İslam alemine armağan eden o kutlu kumandanın, o kutlu askerlerin şefaatine nail olmayı bizlere nasip eylesin. Sultan Fatih'in bu müstesna hasletlerine sahip olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Hüseyin Erbakan! Hüseyin Erbakan! Hüseyin Erbakan! Hüseyin Erbakan! Çok değerli İstanbullular, çok kıymetli milli görüşçüler. Merhum Erbakan hocamızın tabiriyle 23 Kasım 2018 tarihinde abdestimizi tazeledik ve partimize Milli Görüş'ün 6. ve inşallah son partisi olacak olan yeniden Refah Partimize kavuştuk elhamdülillah. 23 Kasım 2018 tarihi Türkiye tarihinde
milli görüş tarihinde ve çok eminiz ki İslam tarihinde altın harflerle yer alacak bir dönüm noktasıdır. Çok büyük tarihi bir gerçek. 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizi neden kurduk? En başından beri ifade ettiğimiz gibi yaşanabilir Türkiye'yi kurmak için. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde D60'ı kurmak, İslam birliğini kurmak için bizim medeniyetimizin, bizim inancımızın temel değerleri doğrultusunda yeni bir dünyayı, adil bir dünyayı kurmak için kurduk. Neden bizim inancımızın temel değerleri doğrultusunda? Saadete, selamete, kurtuluşa yalnız ve yalnız bizim inancımızın temel değerlerine uyulursa ulaşılabilir de onun. Diğerlerinin doktrinleriyle, diğerlerinin prensipleriyle insanlık saadete ve selamete eremez. Milletimize doğruya yakın yanlışlar yerine doğrunun kendisini sunabilmek için yeniden Refah Partimizi kurduk. Ehven-i şerler yerine hayrın kendisini milletimize sunabilmek için yeniden Refah Partimizi kurduk. Uzun yıllardır Türkiye'de muhalefetten de şikayetçi, iktidardan da şikayetçi olan milletimizin bir an evvel kurtulması için yeniden Refah Partimizi kurduk. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Bu ismi, bu davayı, milli görüşü hakkıyla temsil etmeyi, layık olduğu yere taşımayı bizlere, yeniden Refah Partimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Milletimiz biraz evvel de söylediğimiz gibi bugün Türkiye'de muhalefetten de şikayetçi, iktidardan da şikayetçi. Neden muhalefetten şikayetçi? Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapan muhalefetten şikayetçi. Sadece eleştiren, çözüm üretmeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedaviyi ortaya koyamayan muhalefetten şikayetçi. Bu mevcut iktidar 17 sene boyunca bir tane bile iyi iş yapmamıştır diyen muhalefetten şikayetçi. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme erdemini gösteremeyen muhalefetten şikayetçi. Kim yaparsa yapsın, rakibim de yapsa doğru doğrudur, yanlış yanlıştır noktasında olamayan muhalefetten, bu olgunluğu gösteremeyen muhalefetten şikayetçi. Kendisi kazanmak için değil, karşısındakine kaybettirmek için siyaset yapan muhalefetten şikayetçi. İntikam, haset, inat siyaseti yapan muhalefetten şikayetçi. Bu iktidarın yaptığı bir camiyi, bir üniversiteyi bile eleştirecek noktaya gelen muhalefetten şikayetçi. Doğrudan doğruya Siyonist Rupert Murdoch'a bağlı olan medya kuruluşlarının, televizyonların desteklediği, doğrudan doğruya İngiliz basınının, Amerikan basınının desteklediği, milli olmaktan uzaklaşan muhalefetten milletimiz şikayetçi. Biz de en başında söylediğimiz gibi iktidarın da muhalefetinde doğrusuna doğru, yanlışına yanlış demekle mükellefiz. Bizim zihniyetimiz, bizim inancımız bunu gerektirir. Peki iktidardan neden şikayetçiymişiz? Yıllarca bu ülkede ne zulümlere uğradık, neler çektik unuttuk mu? Hayır. 28 Şubat'ta neler yaşadığımızı unuttuk mu? Hayır. Bugün mevcut iktidar eksiğiyle, gediğiyle başörtüsü zulmünü ortadan kaldırdı. Erbakan hocamız rektörler başörtülü öğrencilere selam duracak diyordu. Evet.
Bugün rektörler başörtüsünü başlacı yaptı. Rektörlerimizin kendi eşleri, kendi kızları da başörtü. Elhamdülillah. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz kendi eşleri, kendi kızları da başörtülü. Elhamdülillah. Kur'an kursları açıldı. İmam hatipler açıldı. Bundan 20 sene evvel bir tane başörtülü milletvekilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokup yemin ettiremezken bugün sayısız başörtülü milletvekilimiz var, bakanımız var, büyükelçimiz var, üniformalı, resmi üniformalı başörtülü polis memurumuz var. Bunların hepsi çok önemli adımlardır, çok hayırlı gelişmelerdir. Bunların hepsinden en çok milli görüşçüler olarak, yeniden Refah Partisi olarak bizler memnun oluyoruz. Elbette ki burada bir dipnot olarak birkaç hususuna vurgulamak gerek. Nedir o? Evet, inanç özgürlüğü tesis edildi. Başörtüsü zulmü ortadan kalktı ama bu yasakların kaldırılması, bu özgürlüklerin tesis edilmesi herhangi bir anayasal ve hukuki temele oturtulmadı. Ne demek bu? Yarın bir gün ters zihniyetli bir iktidar gelmesi halinde yeniden bu zulümleri, bu yasakları uygulayabilir. Çünkü bunlar anayasayla, yasalarla güvence altına alınmadı. Uygulamada inanç özgürlüğü sağlandı ama yarın bir gün başka zihniyetteki bir iktidar gelip bunları aynı gün tam tersine çevirebilir. Diğerine, evet, başörtüsü zulmü ortadan kalktı. Üniversiteler başörtülü kızlarımızla doldu ama diğer taraftan geçen süre içerisinde üzülerek ifade ediyorum ki başörtüsünün içi boşaltıldı. Ramazan mübarek gününde üniversite kampüsünde başörtülü kızımız sigarasını yapıyor ve yanında kahvesini içiyor açıkta. Bu son derece önemli bir gerçektir. Üzülerek ifade ediyoruz. Ancak bu dejenerasyonun, bu yozlaşmanın mutlaka düzeltilmesi gerekir. Evet, İmam Hatip liseleri açıldı ama yine çok üzülerek ifade ediyoruz ki bir takım namaz kılmayan İmam Hatipliler ortaya çıktı. Allah vermesin deizme heves eden, yani hiçbir dine inanmayıp sadece Allah varlığına, birliğine inanan İmam Hatipliler ortaya çıkmaya başladı. Bu gerçekleri altını çizerek bir dipnot olarak koyuyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen bu atılan adımlar son derece önemlidir. Şu gelinen nokta önemlidir. Fakat bütün bu gerçekleri ifade ettikten sonra diğer taraftan çok önemli diğer gerçekleri de vurgulamamız lazım. Nedir o? Diğer taraftan Türkiye'mizde bu mevcut iktidar döneminde işsizlik arttı, vergiler arttı, bütçe açığı arttı, devlet ve millet olarak borcumuz arttı, faizler arttı, dolar euro arttı, enflasyon arttı, dış ticaret açığı arttı, icra iflas dosyaları arttı, konkorda dolar arttı, yoksulluk arttı, beyin göçü arttı, tarım üretimine konulan kotalar arttı, tarım ve hayvancılık ithalatı arttı. İnanç özgürlüğü tesis edildi diyerek bu çok önemli gerçekleri görmezden gelemeyiz. Bugün Türkiye'de asgari ücret açlık sınırının altına indi. Emekli maaşı, biz bir örnek veriyorduk. Diyorduk ki emekli amcamız aldığı parayla torununun sünnetine, nişanına bir çeyrek altın alsa ay sonunu getiremiyor diyorduk. Bizim bir arkadaşımız dedi ki başkanım, ne çeyrek altını, ne yarım altını. Emekli amcamız şu Ramazan'da İstanbul'da dışarıda iki tane iftar yapsa battığının resmidir dedi. İstanbul'da dışarıda iftar yapmak kişi başı 100 liradan başlıyor. İki gece dışarıda iftar yapsa bu emekli amcamız iflas ettiğinin ilanıdır dedi. Doğru söylüyor. Memur maaşımız yoksulluk sınırının altında. Evet, çocuğumuzu İmam Hatip'e gönderiyoruz. Evet, kız çocuğumuzu başörtüsüyle üniversiteye gönderiyoruz. Evet, devletin, bürokrasinin her kademesinde bizler gibi alnı secdeye varan imanlı, inançlı
inançlı insanlar mevki sahibi oldu, görev başına geldi ama aynı zamanda Türkiye'de enflasyon %35'i geçti. Genç işsizlik %30'u geçti. Mevduat faizi %25'i geçti. Kredi faizi %30'u geçti. Gelir seviyesi bakımından halkın %40'ı açlık sınırının altında, halkın %80'i yoksulluk sınırının altında. Yine bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 80 misli artarak 6 milyar liradan 505 milyar liraya fırladı. Dolar 6 lira, euro 7 lira, mazot 6,5 lira, benzin 7 lira, doğalgaz, elektrik 5 misline çıktı. Vergiler 3 misline, 4 misline fırlamış. Bunlar ne olacak? Bizim işimiz, bizim davamız, bizim inancımızın gereği sadece inanç özgürlüklerini temin etmek, sadece insanımızın bireysel ibadetlerini rahatça yerine getirebilmesini temin etmek demek değil. Bununla birlikte asıl olarak yönetimde adaleti tesis etmek, paylaşımda adaleti tesis etmek. Cenab-ı Allah peygamberleri asırlar boyunca bu iki temel madde için mücadele etti. Yönetimde adalet, paylaşımda adalet. Ne demek paylaşımda adalet? Gelir dağılımının adil olması, servet dağılımının adil olması, Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerin insanlar arasında adil bir şekilde paylaşılması. Türkiye'de yoksulluk 3 misli artarken dolar milyarderlerinin sayısı 5 misli arttı. Dünyadaki 26 tane en zengin adamın serveti dünya nüfusunun yarısının servetine eşit. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Türkiye'deki 50 tane dolar milyarderinin serveti Türkiye'deki nüfusun yarısından fazlasının servetine eşit. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmayacağız. İsrafı önleyeceğiz, suistimalleri önleyeceğiz. Geliri ve serveti adil bir şekilde paylaştıracağız. Herkese refah sağlayacağız. Bizim davamız, bizim inancımız bize bunu emrediyor. Ama Türkiye'de inanç özgürlüğünü takdir edip bir kenara koyduktan sonra bu söylediğimiz alanına gerekli adımların atılamadığını görüyoruz. Efendim çok modern hastaneler, üniversite kampüsleri, kütüphaneler yaptık. En güzel stadyumları yaptık, hastaneleri yaptık. Evet doğru bunları yaptınız ama diğer taraftan Tüpraş gitti, Türk Telekom gitti, Sakarya Takvali Fabrikası gitti, demir çelik fabrikaları gitti. Kütüphaneler, hastaneler, havaalanları çok güzel ama diğer taraftan şeker fabrikalarımız gitti, kağıt fabrikalarımız gitti, gübre fabrikalarımız kapandı, satıldı, bu fabrikaların pek çoğu yok oldu, gitti. Efendim biz insansız hava aracı yaptık, silahlı insansız hava aracı yaptık, Atak helikopterinin gövdesini, kaportasını yaptık. Evet doğru, elinize sağlık, bunları yaptınız ama bunları yaparken diğer taraftan geçtiğimiz ay, bir ayın içerisinde Türkiye'de 600 bin abonenin elektrikleri kesildi. Neden kesiliyor? 600 bin abone en temel insani ihtiyacı olan elektriğinin faturasını dahi ödeyemiyor da ondan. Ne demek bu? Adeta bir Afrika ülkesi gibi insansız hava aracı, silahsız insansız hava aracı yapan ülkede 600 bin abone, 3 milyon insan bir ayın içerisinde karanlığa gömülüyor. Aynı Türkiye'de geçtiğimiz ay 7658 tane fabrikanın, sanayi tesisinin, atölyenin elektrikleri kesildi, faturasını ödeyemedik. Bu 7600 küsur fabrikada çalışan yüz binlerce insanımızın elektrik kesintisiyle beraber can damarları kesilmiş oldu. Bu rakamlar resmi rakamlar. Vatandaş elektrik faturasını ödeyemiyor. Biz İHA yaptık, SİHA yaptık diyor. Vatandaş tanzim satış kuyruğunda meyveyi, sebzeyi 50 kuruş ucuza almanın derdinde biz
atak helikopteri yaptık diyor. Evet, İHA'lar, SİHA'lar, duble yollar, köprüler yaptık ama bugün Türkiye'de her 4 kişiden bir tanesi icralık. 2008 yılında Türkiye genelinde 8 milyon adet olan icra ve iflas dosyaları 2018 yılına gelindiğinde 19 milyon 901 bin adete çıktı. Vatandaş iflas ediyor. Vatandaş geçinemiyor. Vatandaş batıyor. Atak yaptık, İHA yaptık, SİHA yaptık. İşimiz sadece bu mu? Efendim biz dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Siz çıkmış hala konuşuyorsunuz. Maşallah her şeyin en büyüğü bizde. Allah nazarlardan saklasın. Havaalanının en büyüğü bizde. Adliyenin en büyüğü bizde. Hastanenin en büyüğü bizde. Başkanlık sarayının en büyüğü bizde. Başkanlık uçağının en büyüğü bizde. Ama diğer taraftan ekonominin en düşüğü bizde. İhracatın en düşüğü bizde. Asgari ücretin en düşüğü bizde. İstihdamın en düşüğü bizde. Ekmeğin en düşüğü bizde. Para biriminin en değersizi bizde, en küçüğü bizde. 1 euro 7 Türk lirası olmuş, sen hala bir Türk dünyaya bedel türküsü söylemeye devam ediyorsun. Ya sen sabaha kadar bir Türk dünyaya bedel türküsü söylesen ne olur? 7 tane Türk lirası bir araya geliyor, 1 euroyu ancak satın alabiliyor. Aynen Erbakan hocamızın, sen sabaha kadar Türk'üm, doğruyum, çalışkanım desen, Kürt kardeşim de sabaha kadar ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım desek kaç yazar. İkimiz de sömürüldükten sonra, ikimiz de köle olduktan sonra, ikimiz de Büyük İsrail'e vilayet olduktan sonra Kürt olsan ne olur, Türk olsan ne olur dedik. Bir Türk dünyaya bedel diyordun, o Türk'ün 7 lirası bir tane euroyu ancak alıyor. Evet, en büyük havaalanı yaptın ama diğer taraftan millet fakir, millet yoksun, millet işsiz. Bak geçen ay Diyarbakır İl Kongresi'ne gittik. 2017 yılında Diyarbakır'da iş başvurusunda bulunan 213 bin işsiz vatandaşlar sadece 8 bini işe yerleştirilebiliyor. Ne demek bu? %4 bile değil. Diyarbakır'da 100 işsizden 96 tanesi iş bulamıyor ve açıkta kalıyor. Sadece Diyarbakır değil, Türkiye'nin her yeri böyle. 2008'de Türkiye'de sosyal yardıma muhtaç vatandaşların oranı %8 iken 2018'e gelindiğinde %24'ü aşmış. 3 mislinden fazla oldu. Belediyenin erzağına muhtaç, devletin vereceği bir torba kömüre muhtaç, zekata, sadakaya muhtaç. Taşı toprağı altın dediğimiz Türkiye'nin göz bebeği, en gelişmiş şehri olan İstanbul'da sosyal yardıma muhtaç vatandaşların sayısı milyonla ifade ediliyor. Evet, bürokraside, devlet yönetiminde, belediyelerde her kademede namazlı, abdestli kardeşlerimiz görev aldılar. Bu çok güzel bir şey ama bu göreve gelen insanlarımız orijinal fabrika ayarlarından uzaklaştığı için, söyledikleriyle yaptıkları birbirine uymadığı için vatandaş dindarlardan soğudu. Vatandaş, insanımız dinden soğuma noktasına geldi. Evet, Kur'an kursları, imam hatipler açıldı. Muazzam camiler yapıldı. Bundan en çok biz memnun oluyoruz ama diğer taraftan aynı sayıda kilise, havra ve sinagog açıldı. Bakın bana göndermişler. Van Akdamar Ortodoks Kilisesi, Gökçeada Aya Nikola Ortodoks Kilisesi, Gökçeada Aya Marina Ortodoks Kilisesi, İskenderun Süryani Katolik Kilisesi, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi, İskenderun Rum Kilisesi, Diyarbakır Ermeni Protestan Kilisesi, Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi, Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Şahin Bey Havrası, Eyüp Haliç Bulgar Kilisesi,
Bunları açtılar. Hala hazırda restorasyonu devam eden kilis merkez havrası, Edirne Sinagogu, Edirne Kapı Ayayorgi Kilisesi, İskenderun Arsus Mario Hanna Kilisesi. Daha liste uzayıp gidiyor. Bizim bir arkadaşımız da demiş ki en son bu mübarek Ramazan ayında Trabzon halkının yoğun talebi üzerine Sümela Manastırı'nı da ibadete açtılar demiş. Ya bu kadar kiliseyi, bu kadar sinagogu, havrayı bu hızla neden açıyorsunuz Allah aşkına? Bunların bir cemaati mi var? Bu yönde toplumsal bir talep mi var? Şimdi iktidara buradan sormak lazım. Sultanahmet Camii dolmadan Ayasofya'yı açmayız diyen iktidar hangi kilise doldu taştı da bu kadar yeni kilise açtı? Ancak diğer taraftan kelin merhem olsa kendi başına sürer. Biz kendimiz boğazımıza kadar borca batmışız. Bizim kendimize hayrımız yok. Bugün Türkiye'de hükümetin borcu son 16 senede 5 misli arttı. Özel sektörün borcu bu iktidar döneminde 25 misli arttı. Vatandaşın borcu biraz evvel söyledim bu iktidar döneminde 80 misli arttı. Belediyeler deseniz boğazına kadar borca batmış. Özel sektör, vatandaş ve kamu toplam borcumuz 900 milyar dolar seviyesine gelmiş. Eğer dolar kuru bu kadar yükselmeseydi bugün 1 trilyon dolar seviyesini aşmış olurdu. Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Hepimizin uçan kuşa borcu var başta devlet olmak üzere. Bu 1 trilyon dolara yakın borçtan dolayı vatandaş, özel sektör, kamu, hükümet toplamda her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyim. Borçlanmamızla devam ederse 10 sene sonra bir senelik bütün gayri safi milli hasılamızı götürüp versek borcumuzun bir senelik faizine yetmez noktasına gelecek. Bugün bankalar ev kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşların altından elini alsa, onları sokağa atsa Türkiye halkının %30'u sokakta kalır. Bugün bu bankalar otomobil kredisini ödeyemeyenlerin altından arabasını alsa İstanbul trafiği diye bir derdimiz kalmaz. İstanbul'da sokakta araba kalmaz. Neden? Bu vatandaş boğazına kadar %70'i yabancıların elinde olan bankalara borçlandırılmış doğrudur. Belediyeler mi? Belediyeler deseniz onların hali daha beter. İlçe belediyesinde borçlar 100 trilyondan başlıyor. İl belediyelerinde borçlar 500 trilyondan başlıyor. Büyükşehir belediyelerinde borçlar 1 katrilyon liradan başlıyor. Suriyeli kardeşlerimize kucak açmak, yardım etmek çok güzel bir şey ama bizim daha kendimize hayrımız yok. Bakınız 2019 yılında Türkiye'nin ödeyeceği toplam dış borç miktarı 170 milyar dolar. Devletin kendi resmi rakamları bunlar. Peki Merkez Bankası'nda kullanılabilir rezervimiz ne kadar? 29 milyar dolar. Ne demek bu? Cebinizde 29 lira var ama 170 lira borç geri ödemesi yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? Ali'den alıp Beyli'ye vereceksin. Nasıl ki vatandaş bir kredi kartından aldığı parayla diğer kredi kartını ödeyip geçiriyorsa bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de aynı şeyi yapıyor. 29 milyar doları var. 170 milyar dolar borç ödemesi lazım. Bu 2019 yılı içinde Ali'den alıp Beyli'ye verecek, Hasan'dan alıp Hüseyin'e verecek ve böylece günü kurtarmaya çalışacak. Matematik ortada, rakamlar ortada, gerçekler ortada.
Günlerden beri hükümet kaynakları tarafından yalanlanmayan bir takım haberlere göre Cumhuriyet tarihinde ilk defa hükümet Merkez Bankası'nın zor günler için sakladığı Karagün akçesini kullanabilmek için yasal düzenleme yapmaya başladı. Ne demek bu? Merkez Bankası'nın en zor zamanda kullanılabilmek üzere sakladığı dokunulmaz hesabındaki 40 milyar TL'yi de alıp hükümet kullanmak için düğmeye bastı. Ne demek bütün bunların manası? Elde avuçta bir şey kalmadı. Paralar suyunu çekti. Kaynaklar tükendi. 16 senelik, 17 senelik borç ve faiz ekonomisini, beton ve çimento ekonomisini, AVM ve rezidans ekonomisinin getirdiği nokta işte bu. Çok değerli bir sayın bakanımızı ziyaret etmiştim. Sayın bakanımız dedi ki bir müteahhit arkadaşım geldi, bir bakanlıktan alacağı var. İşini yapmış, hak edişi gerçekleşmiş, üzerinden aylar geçmiş, alacağına kadar 185 trilyon. Gitmiş bakanlığa, bakanlıktakiler demişler ki ya kardeş biz sana bir 5 trilyon verelim, şimdilik acil ihtiyaçlarını bununla karşıla, gerisi için de Allah kerim bilir. 185 trilyon alacağı olan müteahhide sana 5 trilyon verelim bununla idare et. Zekatını ancak verir. Neden? Paralar suyunu çekti de onun için. Efendim İstanbul Başakşehir'e bir şehir hastanesi yaptık ki görmeyin gitsin. Parmaklarınızı ısırırsın. Neymiş bu şehir hastanesi? Fransa Paris'teki Eyfel Kulesi'nde kullanılan çeliğin 10 misli çelik kullandı. Televizyonlarda akşam reklam yapıyor. Eyfel Kulesi'nde kullanılan demirin çeliğin 10 misli miktarında demir çelik kullandı. Eyfel Kulesi'nde 9000 ton kullanılmış. İstanbul Başakşehir'deki şehir hastanesinde 90 bin ton kullandık diye reklam yapıyor. Bunu görünce dedim ki şimdi de Fransa bizi kıskanmaktan çatlar kesildi. Şimdi Fransa parmaklarını ısırıyor. Vay canına benim kullandığım demirin 10 misli demir kullanmışlar. Ben niye bu kadar demir kullanamadım? Konya kadar toprağıyla 15 milyonluk nüfusuyla 750 milyar dolar ihracat yapan Hollanda bizi kıskanmaktan çatladı bitti. Biz 180 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 15 milyon nüfuslu bizim 30'da birimiz kadar toprağı olan Hollanda bizim 4,5 mislimiz ihracat yapıyor. 750 milyar dolar. Bu Hollanda'daki asgari ücret aylık 11 bin TL'ye tekabül ediyor. Bizim 6 mislimiz asgari ücretiyle, bizim neredeyse 5 mislimiz ihracatıyla Hollanda bizi kıskanmaktan çatladı, kıskanma sırası Fransa'ya geldi. 3,5 trilyon dolarlık milli geliriyle, bizim paramızdan 7 misli değerli eurosuyla Almanya bizi kıskanmaktan çatladı, şimdi kıskanma sırası Fransa'ya geldi. Konuşma metninin burasına bilgisayardan bulup bir gülen emoji koymamız lazım. Tam buraya gülen bir emoji koyma zamanı. Bizim üniversite hazırlıkta dershanedeki matematik hocamız bir problem yazardı. Sonra da sınıftakilere sorardı bunu nasıl çözeceğiz diye. Onlar fikrini söylediği zaman ona derdi ki sana katılıyorum ama gülmekten katılıyorum derdi. Şimdi de bunlar da böyle. Evet. Evet bizi kıskanıyorlar, bize gıpta ediyorlar ama neden biliyor musun? Bastonunu bile diksen üç çeşit ürün verecek kadar verimli topraklara sahip olduğunuz halde hala da meyveyi, sebzeyi dışarıdan ithal etmeyi nasıl başarıyorsunuz diye Avrupalılar bize gıpta ediyor. Tam 15 sene boyunca İngilizce öğrettiğiniz bir insan hala da İngilizce
İngilizce konuşamamayı nasıl başarıyor diye bize gıpta ediyor. İyi güzel ellerinize sağlık. Bu millete en güzel, en modern hastaneleri yapalım. Bu aziz millet her şeyin en iyisine layık. Burada sorun yok. En çok demiri biz kullanalım. Ama o hastanede çalışacak binlerce doktorun maaşını ödeyecek para yok kasamızda. O hastanede tedavi olacak on binlerce hastanın masrafını karşılayacak kaynak yok SGK'nın kasasında. Bunu ne yapacağız? Sayın Ekonomi Bakanımız geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar hiç endişelenmenize gerek yok. Her şey yolunda, cari açığımız sıfır noktasına doğru gidiyor dedi. Evet Sayın Bakan çok doğru söylüyorsunuz ama ben de size bir gerçeği söyleyeceğim. Biliyorsunuz mezarlıklarda da enflasyon sıfırdır. Neden? Hiç alışveriş olmaz, hiç talep olmaz da onun için. Bizim cari açığımız neden sıfır oluyor? İhracatımız arttığı için sıfır olmuyor. İthalatımız azaldığı için sıfır oluyor. İthalat niye azalıyor? Kimsenin ithalat yapacak parası, mecali yok da onun için. İthalat yapsa bile getirdiği ürünü Türkiye'de satacağı bir iç piyasa, bir pazar, bir talep yok da onun için. Bu döviz kurlarıyla hiç kimsenin ithal edilmiş bir mama alacak mecali yok da onun için. İç piyasa ölmüş, alım gücü diye bir şey kalmamış. Piyasada yaprak kıpırdamıyor da onun için. Hasta ölmüş, eks olmuş, ne güzel dinleniyor, uyuyor diye bir yorum yapıyorsunuz. Aynen buna benziyor. Adamcağız ne güzel uzanmış, mışıl mışıl uyuyor diyorsun. Ya adam doğru teslim etmiş, eks olmuş. Efendim insaf edin. Biz bu ülkeye 17 senede 200 milyar dolar seviyesinde hizmet yaptık. Köprüler yaptık. 26 tane havaalanı yaptık. Okullar yaptık. Hastaneler yaptık. Çanakkale'ye, Osman Gazi'ye köprüler yaptık. 3. Boğaz Köprüsü yaptık. Okullarda bedava tabletler dağıttık. Dünyanın en modern stadyumlarını yaptık. Duble yollar yaptık. Hızlı trenler yaptık. Evet elinize sağlık. Bunların hepsini biz de kullanıyoruz, çok rahat ediyoruz. Bu saydığınız 17 senede yaptığınız bütün hizmetin toplam bedeli ne kadar? 200 milyar dolar. Peki, bunu bir kenara yaz. Diğer taraftan 17 senede 500 milyar dolar borç faizi ödedi. 250 milyar dolar devletin sadece kamunun borcunu arttırdı. 68 milyar dolarlık da devlet malı sattı. Ne yaptı sana toplamı? 820 milyar dolar. Bu ülkenin, bu milletin 820 milyar dolarına mal oldunuz. Karşılığında 200 milyar dolar hizmet yaptı. İşte 17 senenin bilançosu bu. Diyor ki senin cebine 200 lira koymadım. Evet koydum, hepimiz gördük de çıkarken arka cebimden 820 lira mı aldım? Ne anladım ben bu işten? 200 milyar dolar. 200 milyar dolar hizmet yapmışsın. 820 milyar dolarına mal olmuş. Şimdi teravih namazının vakti de yaklaştığı için yavaş yavaş sözlerimizi toparlayıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Şimdi tedaviyi konuşmamız lazım. Teşhisi yapıyoruz çok güzel de tedavi ne olacak? Kurtuluş için ne yapılacak? Ülkemiz bu noktada ancak ve ancak eğitim ve üretim seferberliğiyle kurtulur. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Güçlü, kaliteli, istikrarlı keşfetmeye, araştırmaya, icat etmeye, Ar-Ge'ye yönelik güçlü bir eğitim sistemi hakimi kılacaksınız ve çok güçlü bir yüksek teknoloji ve sanayiye yönelik üretim tesisleri kuracağız. İhracatı arttırmak da buna bağlı. Yüksek teknoloji ürünü üretmek de buna bağlı. Refahın artması da buna bağlı. Dış ticaret açığını kapatmak da buna bağlı. Enflasyondan kurtulmak da buna bağlı. Borç ve faizden kurtulmak da buna bağlı. İşsizlikten kurtulmak da buna bağlı. Türk lirası
lirasının döviz karşısında ezilmekten kurtarmakta buna bağlı. Yeniden büyük Türkiye için, topyekun kalkınma için, bütün bu dertlerimizden kurtulmak için topyekun eğitim ve üretim seferberliği başlatacak. Sadece iki şey yapacak. İnsan yetiştireceğiz, ürün üreteceğiz. Nasıl insan? Ahlaki, manevi ve bilimsel kalitesi yüksek insan, katma değerli yüksek teknoloji ürünü. Bu vasıfta insanlara yetiştirip, nesiller yetiştirip, bu vasıfta ürünleri ürettiğiniz zaman ancak kurtulabilirsiniz. Bu seferberlik için gereken kaynağı borçlanarak bulmayacağız. Biz milli görüşüz. Erbakan hocamız 54. hükümette bir kuruş borç almadan, bir tane ilave vergi koymadan, bir kuruş zam yapmadan bir senede 70 milyar dolara tekabül eden kaynak bu. Biz de yeniden refah olarak bir sene içerisinde iktidara geldiğimiz zaman bir sene içerisinde borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi koymadan 100 milyar dolar kaynak bulacağız Allah'ın izniyle. 100 milyar dolar. Bunun 50 milyar dolarlık kısmını bulduk. Uzmanlarla, akademisyenlerle, hocalarımızla çalıştık. Bir senede borçlanmadan 50 milyar dolarlık kaynak üretmenin yolu var. Bunu inşallah şimdi 100 milyar dolara çıkartacağız ki bu ülkenin, bu milletin hizmetini borçlanmadan görebilirim. Bu kaynak yandaşa, akrabaya, hemşeriye değil, ALM rezidans inşaatlarına değil, betona, çimentoya değil, eğitim ve üretim seferberliğine aktarılacak, 82 milyona adil bir şekilde paylaştırılacak. Çünkü biz milli görüşüz, biz yeniden refahız, biz adil düzenin temsilcileriyiz de olmalıyız. Bizim iktidarımızda devlet baba yiğit aramak yerine önce kendisi baba yiğit olur. Siz kendiniz baba yiğit olamamışsınız ki 17 senede bir sene bile bu hükümetin bütçesini denk bütçe olarak yapamamışsınız. 17 senede bu hükümetin, bu devletin iki yakasını bir kere bile bir araya getirememişsiniz. 17 senede toplam 315 milyar dolar bütçe açığı vermişsiniz. Ondan sonra çıkıp vatandaşlar özel sektörden baba yiğit olmasını istiyorum. Öyle yağma yok. Bizim iktidarımızda devlet kendisi baba yiğit olacak. Ne demek o? Bir sene içinde vatandaşa yük yüklemeden, borç almadan 100 milyar dolar kaynağı bulacak. Bu kaynağıyla elini taşın altına koyacak, özel sektörle, vatandaşla ortak olarak dev sanayi tesisleri, yüksek teknoloji üretim tesisleri, bunları milletle ve özel sektörle birlikte kuracak. Bunun örnekleri Kore'de var. Kore'nin dünya çapındaki markaları Hyundai, Samsung bu mantıkla kuracak. Devlet özel sektör ortaklığıyla. Avrupa'da Airbus, Fransa, İngiltere, Almanya devletlerinin özel sektörle ortaklığıyla kuruldu. Büyük risk oluşturan, büyük yatırım gerektiren, dünya çapında pazarlama gerektiren yüksek teknoloji, ağır sanayi alanlarında devlet bu riski üstlenecek, vatandaşa, özel sektöre omuz verecek, özel sektörle, vatandaşla ortak olarak bu üretim tesislerini kuracak. Bakınız, son bir örnek daha vereyim ve huzurlarınızdan ayrılayım. Endonezya eski devlet başkanı Yusuf Habibi Bey, Erbakan Vakfımızın Erbakan Hoca'yı anma toplantısı için Ankara'ya geldi. Endonezya'nın Erbakan'ı diyebileceğimiz bir zat geldi. Almanya Aachen Teknik Üniversitesi'nden Erbakan Hocamızın arkadaşı, uçak mühendisi, Endonezya'nın ilk uçak fabrikası, ilk ve tek uçak fabrikasını kuran zat. Bize anma programından sonra sohbet ederken dedi ki, Fatih Bey kardeşim, ben Endonezya'da uçak fabrikası niye kurdum biliyor musun? Neden kurdunuz efendim dedim. Dedi ki, bak siz Türkiye olarak yıllardan beri domates, biber, patlıcan üretiyorsunuz. Bu ürettiğiniz
kaça satıyorsun? Kilosunu 1 dolara satıyor. Peki şu Avrupa'daki Fransa, İngiltere, Almanya Airbus uçağı üretiyor. Bu Airbus uçağının kilosunu kaça satıyor? 1 kilosunu 10 bin dolara satıyor. Senin ürettiğin ürünün kilogram fiyatı 1 dolar. Adamın ürettiği ürünün kilogram fiyatı 10 bin dolar. Sen bu adamla rekabet edebilir misin? Sen bu adamın önüne geçebilir misin? Sen bu adama köle olmaya mahkum kalırsın. Senin 10 senelik domates, biber ihracatından elde ettiğin geliri adam bir tane Airbus uçağı satarak elde ediyor. İşte ben bu nedenle Endonezya'da katma değerli üretim yapalım diye, yüksek teknoloji ürünü üretelim, kısa yoldan biz de zenginleşelim, güçlenelim diye Airbus fabrikasını kurduk. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamız da aynı amaçla 1956'nın Türkiye'sinde gümüş motor fabrikasını kurdu. 1974'te Türkiye'sinde 200 tane ağır sanayi tesisini temeline attı, 70 tanesini hizmete soktu. Biz de inşallah bu bulacağımız 100 milyar dolar kaynakla vatandaşla, özel sektörü ve 82 milyonla devlet olarak el ele kol kola vereceğiz, katma değerli ürün üreteceğiz, yüksek teknoloji üreteceğiz, refahı arttıracağız ve bu refahı Edirne'den Kars'a kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin adil bir şekilde paylaşılacağız inşallah. Son olarak diyorum ki biz yeniden refah olarak bu ülkenin yoksullarına yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Kimse kimseye el açmasın. Belediyenin, hükümetin vereceği erzağa, kömüre muhtaç kalmasın. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Bu aziz millet Allah'tan başkasına muhtaç olmasın diye geliyor. İnşallah bunu sağlayacağız. Yeniden Refah iktidarında, milli görüş iktidarında bir küçük sorunumuz olacak. O da Türkiye'de zekat verecek kimseyi bulamama sorunu. Zekatlarımızın hepsi yurt dışına gidecek. Zekatlarımızın hepsini yurt dışına göndermek zorunda kalacağız. Çünkü Türkiye'de zekat verecek kimse kalmayacak Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah o günleri görmeyi, yaşamayı cümlemize nasip etsin. Bu hedeflere hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Bunları konuştuğumuz gibi fiilen gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin. Böylelikle aynen merhum liderimiz Erbakan hocamız gibi sadece konuşan değil, konuştuğunu yapan liderler, devlet adamları olmayı bizlere nasip ve mesele eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Kazamız mübarek olsun. Cenab-ı Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı kabul buyursun. Bir kez daha değerli İl Başkanımıza, bütün İstanbul'daki teşkilat mensuplarımıza, bütün emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize, protokol mensuplarına, basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum.